Doğru ve tarafsız. Doğru ve tarafsız. İnternetteki hızlı gazeteniz. Akhisarpress.com. Gerçekten büyük bir coşku var. Akhisar Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmak için bekliyor. Büyük bir sevgiyle, büyük bir coşkuyla bekliyor. Tüm elleri görmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yıldızı geliyor. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte milletten başka efendi tanımayan lider Recep Tayyip Erdoğan. Hayatını milletine adayan, milleti için gece gündüz çalışan lider, Türkiye sevdalısı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Akhisar'da açılışını yapacağımız hizmet, eser ve yatırımların bu güzel ilçemize, Akhisar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Dün Manisa merkezde ve Turgutlu'da toplu açılış törenleri yaptık. Geceyi bildiğiniz gibi Manisa'da geçirdik. Bugün de önce Akhisar, ardından Demirci, ardından Salihli'ye geçiyor. Oradaki eserlerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Evet, Akhisar'da bugün 25 milyon liralık, eski rakamla 25 trilyonluk kamu yatırımının açılışını yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapımı tamamlanan 190 öğrenci kapasiteli kız meslek lisesi pansiyonunu bugün resmi olarak hizmete alıyoruz. Sağlık Bakanlığımız Devlet Hastanesi'ne 200 yataklı bir ek bina inşa etti. Bugün bu hastane binamızı da resmen hizmete alıyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız Akhisar Göl Marmara yolu, Akhisar şehir geçişini tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Akhisar'da altyapı yatırımlarını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız Akhisar'da projelerini gerçekleştirdi. Bütün bunları da yine bugün hizmete alıyoruz. Kalk yatırımı Akhisar adeta bileğinin gücüyle alın teriyle hak etti. Manisa Akhisar Spor'un başarısını ilgiyle, takdirle izliyoruz. Ancak Akhisar Spor'un maçlarını yapabileceği güzel bir stadyumu yoktu. Şimdi biz Akhisar'a 12 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapma kararı aldık. İhalesi yapıldı. Hazırlıkları tamamladık. Temelini de Başbakan Yardımcım biliyorsunuz birlikte attılar. İnşallah toplam maliyeti 55 trilyon lira olan stadyumu
2015 yılında tamamlayıp Akhisar'ın, Aksar Spor'un ve Aksarlıların hizmetine sunacağız. Ama bu arada tabii yani İstanbul'un Kasımpaşa'sına gelip Kasımpaşa'da bizi de 4-2 yenmek, o da bizi biraz üzmedi değil yani. Bu iş berabere de bitebilirdi. Neyse, iyi olan kazansın diyoruz. İyi oynayan kazansın diyoruz. Kazandıkları için de tebrik ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgili Aksarlılar, 12 Haziran seçimleri öncesinde bildiğiniz gibi Manisa'ya bir sözümüz vardı. Ne demiştik? Manisa'yı büyük şehir statüsüne kavuşturacağız demiştik. Şimdi gelelim ahdimize. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Çok gün olsun. Manisa duysun. Türkiye duysun. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağın yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Akhisar'ı hatırlatıyor. Bana her şey Manisa'yı hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Erdoğan, Akhisar'da yapımı tamamlanan eserlerin açılış kurdelasını kesmek suretiyle siz değerli halkımızın hizmetine sunacaklardır. Evet. Tüm eserlerimiz için hazır mıyız? Tüm eserler Akhisar'ımıza, Akhisarlılara hayırlı olsun derken yeni eserlerin açılışında bir arada olmak umuduyla ya Allah, bismillah. Başta Sayın Başbakanımız ve saygıdeğer hanımefendi olmak üzere tüm konuklarımıza tören alanını hınca hınç dolduran, adeta bayram yerine çeviren sizlerle hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun, geleceğiniz umut dolu olsun, en güzel günler sizlerin olsun, sağ olun, var olun. Ve tarafsız. Doğru ve tarafsız. İnternetteki hızlı gazeteniz. Akhisarpress.com. Gerçeği bulmak için.